size bir tuhaf ölümler ülkesini anlatacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de yaşanan tuhaf ölümleri gündeme getirdi. Size bir tuhaf ölümler ülkesini anlatmak istiyorum. Hepinizin vicdanlarına seslenerek tuhaf ölümler ülkesinden size söz etmek istiyorum. Bugün ülkemizde yaşananlara bakarak, hakikaten ölümlere baktığımız zaman tuhaf bir ülke, tuhaf ölümler ülkesi olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, dünyanın hiçbir ülkesinde 21. yüzyılda insanlar soba gazından zehirlenerek ölmediğini belirtti. Bakın örnekler vereyim değerli arkadaşlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde 21. yüzyılda soba gazından insanlar zehirlenerek ölmez ama tuhaf ölümler ülkesinde ölür. Dünyanın hiçbir ülkesinde yılda 800 kişi boğularak ölmez, tuhaf ölümler ülkesinde olur. Dünyanın hiçbir ülkesinde şofbenden sızan gazla ya da dünyanın hiçbir ülkesinde çadırda uyurken insanlar yanarak ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde yılda 500 kişi sahte alkolden dolayı ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar salda, Erzurum'un göbeğinde gündüz salda donarak ölmez ama tuhaf ölümler ülkesinde bunların hepsi olur. Yine dünyanın hiçbir ülkesinde minibüsün içinde insanlar boğulmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba yaşanan ölümlerin binlerce örneğinin olduğunu söyledi. Göçük altında insanlar unutulmaz. Bakın unutmuşsunuzdur. Bugün hala Elbistan'da madenin altında, göçüğün altında 9 kişi cesetleri çıkarılmadan, ölüleri çıkarılmadan yatmakta. Bir ülkenin gelişmişliği o ülkedeki AVM sayılarına, yollara, köprülerle ölçülmez. Bir ülkenin gelişmişliği o ülkedeki insanların nasıl öldüğüyle ölçülür. Bir ülkenin gelişmişliği insanın yaşamına verilen değerle ölçülür. Gelişmişlik kazara elektrik direği düşer ölürüm diye korkmamaktır. Gelişmişlik rögar kapağından düşüp ölüm akla gelmemesidir. Gelişmişlik balkonda otururken bir maganda kurşunu ile ölümün olmamasıdır. Türkiye'de hayat ucuz, ölüm kolay. Trafikte, sokakta, kaldırımda, yatakta, balkonda ölüm kol geziyor. Yaşam sudan ucuz, ölüm en kolay yol. Dünyanın hiçbir ülkesinde dere yatağına bina yapıldığı için yüzlerce insan ölmez. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde yüzlerce insan ölmesine rağmen bir tek kişi maalesef cezalandırılmaz. Bu saydığım ölümlerde en son yaşadığımız, geçtiğimiz yılki yaşanan Kastamonu ve Sinop'taki ölümlerden de bir tek kişi cezalandırılmadı. Ya da insanlar evde otururken sel basarak ölmez. Hatırlayın, Samsun'da 2011 yılında TOKİ konut yapmış, insanlar evde otururken sel basıyor ve 9 kişi ölüyor evin içinde. 9 kişi ölüyor. İstanbul'un göbeğinde yıllarca yönettiğiniz, rantını yediğiniz, ihanet ettiğiniz İstanbul'da bir sel baskını oluyor. İçindeki kadın emekçilerle birlikte tam 31 kişi ölüyor. Nerede ölüyor? Servis aracının içinde, selin içerisinde ölüyor değerli arkadaşlar. Şöyle bir ülke olur mu Allah aşkına? 2014-2020 yılları arasında tam 104 kişi maganda kurşunuyla ölüyor değerli arkadaşlar. 104 kişi. Ve bu ölümler her yıl aynı şekilde, rutin şekilde devam ediyor. Bu yıl sadece Adana'da 28 tane gencimiz boğularak ölmüş. Geçen yıl 90 kişi boğularak ölüyor.